Selam tatlımlar. Herkese merhabalar. Yıllardır kargo açılış videoları, alışveriş videoları çekmediğim için öncelikle bir nebze heyecanlıyım, onu söylemek isterim. Bunun yanında parantez açaraktan belirtmek isterim ki inanılmaz hastayım. Sesim şu anda nasıl çıkıyor hiçbir fikrim yok. Detayları diğer vloglarda anlatacağım. Bu alışveriş ve kargo açılış videosunu bir tık öne çekmem gerekti. Çünkü Büyük Kasım indirimlerinin son haftasına girdik ve bütün yılın en büyük indirimleri biliyorsunuz ki Kasım ayında oluyor. Şu anda da hali hazırda herkes alışveriş yaptığı için, indirim kovaladığı için bu videoyu vloglardan bir tık öne çekmek zorunda kaldım. Araya hastalık girince kargolar inanılmaz birikti. Zaten hastalıktan sonra önce Mustafa Ali sonra ben ipin ucunu kaçırdım. Ev aldı başını gitti. Çok daha güzel enerjilerle bu videoyu çekmek isterdim ama çok hastayım arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Yani ben ilk defa böyle bir hastalık gördüm. Neyse bunu başka videolarda konuşuruz. Ben kargolara geçiyorum. Bu arada Mustafa Ali uyuyor. Her an uyanıp gelebilir. Bu videoya ara verebilirim. Gidişat ne olur bilmiyorum ama bir yerden başlayalım. Hatta önce şuradaki büyük aynamdan başlayalım. Boy aynası var onun içinde. Instagram'a fotoğraf attım ve herkes taşındığımı düşünmüş şu manzaradan dolayı. Ben yandım ya gerçekten. Sadece bir ayna açtım. Video 10 dakika sürdü. Tabii siz hızlandırılmış izleyeceksiniz. Ve nefes nefese kaldım. Biraz şu küçük parçalardan açayım, işim hafiflesin. Ya bu kadar çok olduğuna bakmayın. Aslında parçalar biraz iri. Açtıkça göreceksiniz zaten de. Kendimi şuraya masa yaptım. Ay çok güzel. Bebeğime böyle bir takım aldım. Fitilli kumaş. Bunları en son mu göstereyim ya da açtıkça göstereyim de karışmasın. Pierre Cardin'in böyle fitilli kumaşından kapşonlu. Bu da 6. Bunların hepsini tek bir linke ben toplarım. 36-48 aya almışım. Bunun kumaşını çok beğendim. Ben zaten büyük büyük alıyorum kıyafetlerini. Çöpleri de şu tarafa doğru biriktirelim. Yalnız şu takımın inanılmaz değişik bir kumaşı var ve çok hoşuma gitti. Böyle sanki iki kat müslin gibi. Şu an açtığım paket de facto hepsi. Bu grili olan, siz şöyle yapısını görebiliyorsunuz. Bunu 3-4 yaş almışım. Şunun yapısı acayip hoşuma gitti. Kalın değil bu arada. Bunu 24-36 ay almışım. Bunu da 3-4 yaş almışım. Bu pakette de Elsie Waikiki'nin var. Bunlar da büyük ihtimalle Mustafa Ali'nin kıyafetleri. İhtiyacımızın büyük bir kısmı Mustafa Ali'nin hiç kışlanın olmamasıydı. Onları da tamamladım. Çok şükür. Bu eşofman altını almıştım ama bu bayağı büyükmüş. 3-4 yaş almıştım. Geçen kış en çok giydiği şeylerden bir tanesiydi. Bu kış da aldım. Böyle gömlekli pijama takımları. Gerçi bunları link ekleyemeyeceğim çünkü kendi sitelerinden aldım. Yine gömlekli pijama takımı. Bakayım 3-4 yaş almışım. Bu takımı merak ediyordum. Üstü böyle süeter. Bir de altında böyle triko taytı var. Yine bu da 3-4 yaş tabii ki. Şu ikili zıbını güzel fiyata yakalamıştım. Şu anda tam hatırlamıyorum ama bunlar da yine büyük 3-4 yaş. Bütün zıbınları küçük geliyor bizimkinin. Bu da yine günlük bir takım. Pijama olarak da tercih edilebilir. 3-4 yaş. Normalde en az 2 saat uyur ama bugün oğluşumun uyumayacağı tuttu değil mi? Erkenden uyandı. Değil mi bir tanem? Bana yardım edecek şimdi. Ne yapacağız? İş. İş yapacağız evet. Bu. Onlar ne? Kargo. Kargo evet. At. Evet anneciğim açacağız şimdi. Çıt çıt. Çıt çıt evet keseceğim açacağım. Oy. Bugün de öksürük başladı Mustafa'yla. Bakın böyle çok tatlı. İyi misin?
Böyle çok tatlı panduflar aldım. Bu. Ver bakalım. Bunlar şu anda da altımda olan fitili taytlardan. Bende bir sürü rengi var ve indirimden yine olmayan renklerini aldım. Yaz kış sürekli giyiyorum. Taş gibiler. Bunların linkini mutlaka ekleyeceğim. Ne bu? Oyuncak değil anneciğim bu. Oğlumun kalem kutusu. Evet. Çok güzel bir kalem kutusu aldım boyalarını koymak için. Böyle büyük gözleri olan. En uygun bunu bulabildim bu renklerde. Çanta anneciğim, evet, şuradan tutmalı. Aslında tam anaokul öğrencileri için. Al bakalım. Bu senin. Elime ne gelirse devam edeceğim. Üçlü şampuan stoklamıştım. Bakın bir tanesini aldık, banyoya kullandık bile. Zaten göreceksiniz birçoğu deterjan, peçete, şampuan, o tarz şeyler. Yani genellikle evin ihtiyaçları. Bu haftaki indirimlerden biraz daha şampuan stoklayacağım. Yani üçlü almışım sadece. Keşke daha çok alsaymışım. Yine Benetton'un efsane indiriminden ayakkabı yakaladım oluşuma. Bunları büyük numara aldım. Sadece bu renklerini yakalayabildim. Efendim annem? Bu. Evet, bunlar senin. Gösterelim. Renk ve numara yakalama konusunda bunu yakalayabildim ama çok güzel. Bunu 24 numara aldım. Bu. Oo, çok güzel değil mi? Ben. Evet, senin. Bunu da 25 numara aldım. Şöyle odaklayayım. Anne. Yani Benetton ayakkabıları gerçekten kaliteli ve fiyatını hak ediyor. Taş gibi bir ayakkabı. Al bakalım. Bu. Sadece bot almadım. Onu da alsam mı almasam mı kararsız. Osmaniye'de çok karkış olmuyor malum. Annem. Spor ayakkabıyla da geçirebiliyoruz. Anne. Efendim bebeğim? Benim saçlarım griyken, sarıyken çok pahalı bir şampuan kullanıyordum ve artık normale döndüğüm için çok fazla masrafa gerek yok dedim. Anneciğim, anneciğim bebeğim. Bak bunun üstünde bıçak var, tamam mı? Tehlikeli. Ve sizlerden Instagram'dan şampuan önerisi istemiştim. Şu şampuan çok fazla söylendi. Anne! Biyotin ve kafein içeren saç güçlendirici, sağlıklı uzamaya yardımcı. Hem dökülme karşıtıymış hem de saç uzatıyormuş. Bunu bir deneyeceğim. Beğenirsem bundan kendime stoklayacağım. Eli doğru da ben de kullanıyorum. Eşim de kullanıyor. Ama sen böyle bağırırsan bunları açamayız bebeğim. O kadar mutlu ki görmeniz lazım. Ya ben şöyle biraz yaklaşayım size. Tam anası kılıklı. Kargo açılımını o kadar seviyor ki paket açalım. Ay, benim dört gözle beklediğim paket. Şu krem var ya arkadaşlar. Benim son zamanlarda elim, ayağım, her şeyim. Cica benim vardı. Annem İstanbul'a gittiğimde el koydu. Ve İstanbul'dan geldiğimden beri şu zamana kadar şu kremi dört gözle bekledim. Hangi pakette olduğunu da bilmiyordum. Bunu böyle set halinde indirimli aldım. Annem! Bebeğim. Yıkama jeli ve kusur karşıtı krem var. Bir de şöyle. Annem! Temizleme jeli var. Bebeğim. Evet. Bunu böyle set aldım. Size önerebileceğim, şiddetle tavsiye edebileceğim krem bu. Cica. Bunu bebeklere de kullanabiliyorsunuz. Kendiniz de alın. Özellikle kışa girerken. Yatmadan şunu sürün. Sabah kalktığınızda bebek gibisiniz. Okay. Gerçekten şunu alın. Asla pişman olmazsınız. Burada da bir organizer var. Chibo'nun. Böyle çantalı. Bu. O ne zamandır stok girmiyordu. Bunu bekliyordum. Bu. Evet anneciğim, o da çantalı. Bunu özellikle Mustafa'nın eşyaları için aldım. İçerisinde şurada bir gözü var. Yine şuralarda bir gözü var. Anne. Bak. Burası böyle. Artık Mustafa Ali'nin bakım malzemelerini toplayacak bir çantası var. Al bakalım. Sürekli bir de şehir dışına çıkıp geldiğimden dolayı normal makyaj çantası gibi çantayı dolduruyordum. Öyle çantalarımız vardı. Bu daha çok işime geldi. Ve herkesin çok övdüğü bu gözaltı kapatıcısını aldım sonunda. 01 numarasını aldım.
İçerisindeki besleyici yağlar sayesinde bakım da yapıyormuş aynı zamanda. Gözaltı kapatıcısı. Böyle minik durduğuna bakmayın. Çok bereketliymiş. Kullanan arkadaşlarımdan biliyorum. Yanına da şöyle bir tane kir maskesi hediyesi koymuşlar. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? El bezi. Yani el bezi demeyeyim de temizlik bezi. Bayağı büyükmüş yalnız. Bu kadar büyük beklemiyordum. Böyle paket şeklinde aldım. Bayağı bildiğiniz mutfakta kullandığımız el bezlerinden, gri olduğu için böyle paket şeklinde güzel indirimde yakaladım. Hatta bir de sünger almıştım ben. El bezini görünce aklıma geldi. Şunu şöyle bırakayım. Bu kargo da bana bu şekilde çizgili. Aslında bu kadar kısa beklemiyordum ama yine de crop değil, kumaşını da beğendim. Ay bunu çok merak ediyordum bakın. Ne kadar güzel. Kalın bir trikosu var ve tam bu havalarda giymelik. Böyle boncuklu şeylere bayılırız biliyorsunuz. Şunu çok beğendim. Bu. Tamam getir bakalım açalım. Bunda büyük ihtimalle peçete vardır. Tuvalet kağıdı. Çok komik değil mi anneciğim? Bununla yine Mustafa Ali'ye almıştım bu takımları. O kadar güzel bir kutuya koymuşlar ki bakar mısınız? Açmak için sabırsızlandığım bir pakette. Şapkası var. Fitilli kumaş. Tak. Takalım mı ama yıkanacak? Şöyle altı var yine fitilli kumaş. Bu da üstü. Ve ben bundan indirimle birlikte tam 3 takım aldım. Bu böyle çağla yeşili gibi ne diye geçiyor bilmiyorum. Şurada koyu grisi var. Aynı takım. Açmayacağım. Üçlü set. Şunu görmesin. Ayrı ayrı zamanlarda aldığım için ayrı kutularda. Bu da böyle krem rengi gibi, ekro gibi. Bu arada 5 yaş almışım hepsini. Çünkü oversize severiz. Bir de açıkçası kurutma makinesi bir tık topluyor gibi geliyor bana. O yüzden her zaman Mustafa'nın kıyafetlerini büyük büyük alıyorum. Hatta şu an üzerindeki takım geçen seneden kalma. Geçen sene de hep büyük büyük alıp giydirmiştim. Yani nereden baksanız 2 sene giydiriyorum aldığımı. Evet burada ıslak mendilimiz çıktı. Bundan bir tane almadım. Yani birkaç tane olması gerekiyor. Annem. Bizim evde su gibi gidiyor. Efendim bebeğim. Evet ıslak mendil var içinde. Araba. Araba yok oğlum, ıslak mendil bu. Hatta tam şu kapının önünde bir kutu ıslak mendil ve bez ton vardı. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. Açık, onları kullanmaya başladık bu süreçte. Yine indirim olsun, yine alacağım şey bez ve ıslak mendil. Efendim bebeğim. Şunu yakından göstereyim size. Bu arada birkaç paket daha var. Mustafa Ali'ye aldım oyuncakları bu süre zarfında açmış bulundum. Onlar burada. Onları artık ayrı bir videoda gösteririm. Bir tanem elleme. Elleme. Bu da silinebilen, yıkanabilen bir resim defteri arkadaşlar. Yani şöyle bomboş. Kariboydu sanırım marka. Karibo. Yanlış telaffuz etmiyorsam boyalarla bunu boyuyorsunuz. Sonra lavabonun musluğun altında tutuyorsunuz. Yıkanıyor gidiyor ve yani yıka yıka kullan bir resim defteri. Mustafa'nın oyuncaklarını, kitaplarını bir gün detaylıca gösteririm. Çok soruluyor. Orada yine uygulamalı. Bunu da size gösteririm. Mustafa Ali'nin odasına bir masa aldım. Aktivite masası gibi şöyle kutulu. Kurulum aşamasında görürsünüz detaylıca. Onun kutusunu ayrı koymuşlar. Yani masası ayrı, sandalyesi, kutusu, rafı ayrı. O yüzden bu kadar çok kargo. Al bakalım kutuyu. Ben. Evet. Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı değil, havlu kağıt. Öbürü de havlu kağıt mı? Bu da havlu kağıt. Bu arada bu peçetelerden Fatma anneye de söylemiştim. Ona gidecek de olan da var yani içlerinde. Bu da tuvalet kağıdı. Burada bir şey var ve bu akmış. Kargoları... Artık açmak istememin sebebi de şu, iade süreleri dolmak üzere birçoğunun ve bir sıkıntısı, bir hasarı varsa iade edemeyeceğim diye korkuyorum. Ve burada akmış bir şey var. Bu acaba nedir? Sabun gibi de kokuyor ama dedim ve evet sabun. Ben bunu hiç açmayayım. Slipin'in sabunları vardı.
Allah'tan hepsi burada da şöyle güzel bir uygulaması var. İade talebi oluşturuyorsunuz telefondan ve kapınıza gelip paketi olduğu gibi alıp götürüyorlar iadeye. Burada mum anneciğim, evet. Aynam çok güzel oldu yalnız ya. Efsane güzel oldu. Benim oturma odasında vardı aynam, biliyorsunuz. Yani eskiden. O çok Allah'a emanet duruyordu ve Mustafa ile ne olur ne olmaz diye o aynayı oradan kaldırmıştık arka balkonda kendileri. İnzivada. Bu aynayı da buraya aldım. Altın renkli aldım ki şuradaki aynamla uyumlu olsun diye ve çok güzel oldu. Efsane oldu. Buranın kapısı hep kapalı zaten. Giremeyecek. O yüzden sıkıntı olmaz artık. Ben de bol bol çekinir atarım. Evet, bulaşık süngerleri, bunları da topladım. Size yakından göstereyim çünkü siyah. Windex markasının. Yani bir bulaşık süngerinden daha ne beklersiniz? Ben zaten biraz tikli olduğum için sık sık değiştiriyorum. Ve genellikle IKEA'nın gri süngerlerini alıyordum. Ama sürekli değiştirdiğim için artık çok para. Gösterirken bataryam bitti. Dediğim gibi sık sık değiştirdiğim için en sonunda dedim ki böyle toplu alayım. Toplanınca daha uyguna geliyormuş. Koymaya, saklamaya yerim de var. O yüzden böyle yaptım. Gri elbise ve siyah bulaşık süngeri. Küçük ama güzel detaylar. Aferin anneciğim. Tozludur ama o. Ve size leke çıkarıcı tavsiyesi olarak normalde Sonet var. Sonet'i biliyor musunuz bilmiyorum. Toz şeklinde ve organik bir leke çıkarıcı. Temiz içerikli. Mustafa'nın kıyafetlerine çokça onu kullanıyorum. Ama hem biraz maliyetli oluyor hem de çok zor stok geliyor. Onu da alıp alıp evde böyle stokluyordum. Şu e-bebeğin, Baby Me'nin çamaşır suyu tozu var. Çok başarılı gerçekten ve çok daha uygun fiyatlı. Ben böyle 1 kiloluk aldım. Size de bunu çekerim ama leke çıkarıcı arıyorsanız bebek kıyafetleri için bunu deneyin. Sıcak suda bundan bir ölçü koyuyorsunuz. Suda eritiyorsunuz. Ondan sonra kıyafeti koyuyorsunuz. Üzerine de bir ağırlık koyuyorsunuz yukarı çıkmaması için. Yapma bir tane. Bir gece o suda bekletiyorsunuz. Ertesi gün makineye atıyorsunuz. Mis. Şurada bir peçete daha buldum. Bunu da açalım. Bu kadar sıkı sarılmış ne almış olabilirim ki diyordum. Çünkü genellikle ev ihtiyaçlarına çalışmıştım ama kendime kahvaltılık almıştım. Kutuyu görünce hatırladım. Çok güzel. İnşallah hasarsızsa. Sunumluk çok yapıyorum ya. Bayağı iyi sarmışlar. Oo, bayağı güzel. Ay çok güzel. Bak da annem. Efendim anne. Bak. Güzel mi, beğendin mi? Çok güzel değil mi anneciğim? Ay oradan görebiliyor musunuz? Böyle metal bir tepsi gibi altı ve kaseleri de kenarları goldlu. Kahvaltılık. Ay çok beğendim. Bak anneciğim. Mama. Evet, mama koyacağız bunun içine. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Kaçı. Kase anneciğim, evet. Çok beğendim. Oyun. Oynanmaz hiç. Kaseyle oyun oynanır mı? Kaçı. Bak. Ededik. Ne? Ededik. Ededik. Ebebek anneciğim, evet. Ebebeği de hemen tanıyor. Ve stoklarımız. İndirimde yakalarsam prim almaya devam ediyorum. Yoksa Slippy'nin güzel kampanyaları oluyor. İkincisi 1 TL gibi. Onlardan da alıyorum. Böyle yuvarlanıp gidiyoruz karışık. Annem. Efendim anne. Burada da yine ıslak mendiller var. Yarısını kullanmışız. Slippy'nin. Bunları direkt buradan dolaba yerleştiririm. O yüzden açmıyorum. Yine indirimden şu organizerlerden yakaladım. Anne. Bunlar efendim bir tane. Şimdi ben size bir tanesini göstereyim. Mantığını anlayacaksınız. Şu şekilde şuradan açılıyor, kapanıyor. Bunlara artık bir de bunlar üst üste oturuyor. Yerde kaplamıyor. Dolap içine koyup patates, soğan koyabilirsiniz. Çocuk odasında oyuncakları doldurabilirsiniz. Ya da dolap içlerinde ıvır zıvır saklamak için yer kaplamadığı için annem. Çok güzel ve boyutları da gayet ideal. Annem. Tekli modüller de satılıyor. Üçlü ikili modüller de satılıyor. Evet. Burada da Mustafa'nın ek gıdağında severek kullandığım bir marka var. Makarna lütfen diye. Oradan bir şeyler almıştım. Bu sefer denemediğim şeyleri de aldım. Kakaolu keçi boynuzlu puding karışımı.
sebzeli mücver karışımı, kara üzüm kurusu, bizimki üzüme bayılır. Havuçlu pankek karışımı, kakaolu keçi boynuzlu pankek karışımı, brokoli sebze çorbası ve buğday ruşeğimi. Bu buğday ruşeğimini sürekli vermeye çalışıyorum. Yani en kötü ihtimalle yemeğin yanında yediği yoğurdun içine katıyorum. Besin değeri çok yüksek olduğu için sık sık böyle küçük paketlerde almaya çalışıyorum. Bir keresinde çok fazla aldım ve tüketemeden kötü olmuştu. Artık böyle küçük gramajlarda alıyorum. Aklınızda bulunsun. Yine Mustafa Ali'ye çalıştığım bir kargo merakla bekliyor. Bu Gerber'in atıştırmalıkları. Kapımız çaldı. Abi. Abi mi geldi? Yeni bir kargo geldi bakalım. Diyordum ki bu Gerber atıştırmalıklar özellikle dışarıda çok iyi oluyor. Kapağını açıyorsunuz ve hüp diye yiyor. Hatta yemek ister misin bir tane? Ehe. Çok seviyor bunu. Ve bunlar tekli bir şekilde, ben genelde Migros'tan alıyorum. İnanılmaz pahalıya geliyor. Aynı zamanda bu markanın, biz cips diyoruz, böyle kutuda bir atıştırmalığı var. Onu çok seviyor. Cips, cips, cips diye. Dışarıdayken hatta evde oyalamak için de süper. Bunu artık böyle en sonunda... Nefis. Nefis değil mi anneciğim? En sonunda böyle toplu aldım. O cipsin indirimini de bekliyorum. Onu da alacağım. Ay bu ne kadar güzel bir kumaş. İnanmıyorum, şu markayı merak ediyordum ve indirimden yine Mustafa Ali'ye şöyle pijamalar yakaladım. Kumaşlarının yumuşaklığını size anlatamam. Çok güzel. İki takım almışım. Anne. Bunları da yanlış hatırlamıyorsam 4 yaş almıştım. Şu desen çok güzel. Anne. Efendim bebeğim. Günlük kullanmak için kendime aldığım kahvaltılık. Bunlar cam değil, mika. Tamam bekle, göstereyim, vereceğim. Karşı. Bunlar böyle cam gibi duruyor ama mika. Kapakları güzel, hafif vakumlu. Daha önce de aldım ben bundan aslında kendime. Annem. Kırık geldiği için bir parçası iade etmiştim. Sonra da kalmıştı öyle, tekrar almamıştım. Yani günlük kullanabileceğiniz, ne çok kaliteli ne de çok kötü, işinizi görebilecek bir takım. Yani bu fiyat ancak bu ürün oldu zaten. Al bakalım, gel. Tekrardan karşıma indirimli çıkınca onu da aradan çıkardım. Benim absürt alışverişlerimden bir tanesi bu. Şunun güzelliğine bakın. Süt şişesi şeklinde Pinterest bardağı diyebiliriz. Efendim. Buna da mı bakacaksın? Tamam, dur gösterelim önce. Bunlar içine artık soğuk kahve yapıyorlar, koyuyorlar. Detoks suları koyuyorlar. Şuradan hazırlayabiliyorsunuz. Cam gibi görünüyor ama bu da sert plastik mika diyebiliriz. Annem. Şuradan da içebiliyorsunuz. Görüntüsü için aldım. Çok da uygun da açıkçası. Ama annem, yeni yeni patlıyor bu ürün. Yani büyük ihtimalle fiyatı çok artacaktır. Meşhur Solingen bıçakların siyahından aldım şöyle. Bıçaklarımın birçoğu çöreldi. Ben makineye atıyorum. Birçoğunun da kenarları artık böyle minik minik pas lekeleri olmaya başlamış. O yüzden artık böyle Solingen set aldım. Bunlar meyve bıçağı ama çok uzun ömürlü. Hiç kullanmayan varsa Solingen'in yorumlarına bir bakın. Burada da bir rulo kağıt var. Bu da yapışkanlı bir kağıt. Şimdi çocukların masalarında rulolar oluyor, kağıt yere takmak için. Yani birçoğunuz görmüşsünüzdür, böyle rulo geçiriyorsunuz, kağıdı çekerek çocuk oradan resim boyama yapıyor. Ben masasına öyle bir aparat almadım. Onun yerine şu şekilde yapışkanlı rulo aldım. Şu anda çok fazla kağıda kaleme hakim olamadığı için bu şekilde yapışkanlı bir kağıt da bayağı var burada. Bu bize bayağı gider. Resim yapması, çizim yapması onun için daha kolay ve eğlenceli olacaktır. O yüzden bunu tercih ettim. Yine benim aşırı eğlenceli alışverişlerimden bir tanesi. Da-da-da-dam. Eczacı ilaç kutusu. Bayağı büyük yani görüntü olarak ve plastiği de güzel bir plastik. Madame Coco'nun ürünü bu. Ne zamandır görüyordum ama kargo ücreti çıkıyordu, o yüzden de almıyordum. Kargo bedava olmuştu. Fiyatı da düşmüştü indirimlerde. Yapıştır gitsin dedim. Böyle kapağını açıyorsunuz. Üstünde bir bölmesi var. Böyle ilaç bölmesi. Altı da bayağı
geniş. Çünkü düzen bizi mutlu ediyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Şimdi bunu açmama gerek yok. Kendime şöyle bir nevresim aldım. Antrasit ve bayağı yastık kılıfı olan, çarşafı olan bir takım aldım çizgili. Çok başarılı bir marka ve ben bu markanın Müslüman örtülerini falan kullanıyorum. Yatakta, çocuk odasında yaz kış kullanıyorum. Bayağı kaliteli. Bu yüzden de fiyatları biraz açıkçası tuzlu. Güzel bir indirime girmişken bir tane alayım dedim. Çünkü artık ömürlük mü diyeyim ne diyeyim, en azından yıllarca götürecek bir nevresim beni. Yine bir düzen uğruna bu askılardan aldım. 12'li satılıyordu sanırım. 24 tane mi aldım? Çok emin değilim. 24'lü satılıyordu. 48 tane mi aldım? Piyasadaki en uygun fiyatta askılardan ve fiyatına göre gayet kaliteli. Ben de arkadaşlarımdan biliyorum. O yüzden gözüm anne, kapalı aldım. Açayım. Şimdi yazlık kışlık ayrımı yapacağım. İnanın şu askıları açmayı bekledim. Salonun böyle olduğuna bakmayın. Yatak odası da böyle şu anda. Artık ışığı açayım bence ya. Aa, cam çekişiyormuşuz resmen. Oo, burada bir basamak var. Demonte halde gelmiş. Bunu da şimdi kurmayacağım. Bir sonraki videolarda mutlaka görüyor olursunuz. Hatta masa sandalyeyi kurarken bunu da kururum, gösteririm. Öğrenme kulesi değil de bu şekilde iki basamaklı bir basamak aldım. Çünkü sürekli Mustafa ile benimle birlikte tezgahta, hem belki banyoda vesaire de kullanırız diye. Çok da uygun bir fiyata aldım. Ahşap olmasına rağmen sadece 99 TL'ye aldım. Hiç unutmuyorum. O paraya plastiğini bile zor buluyoruz artık. Ve gerçekten kaliteli bir malzemesi var. Neyse, bunu da kaldırıyorum olduğu gibi. Öğrenme kulesi çok istiyordum ama gerçekten yerim yok öğrenme kulesini koymaya. O yüzden basamakla idare edeceğiz. Tüh! Bitti. Ah, ama bırak anneciğim, bırak. Bitti. Bittin, evet. Yine sunumluk diyebiliriz bence. Gold. İçine tabağı tutturuyorsunuz arkadaşlar. Hangi tabak olursa olsun. Alın size sunumlu sofra. Kahvaltılığına gayet uyumlu yani. İnşallah bir sunumlu sofra hazırlarız. Kendi rahatıma göre bir türlü yastık bulamadım arkadaşlar. En son şunu çok önermişlerdi. Varol. Otel markası gibi düşünebiliriz. Oteldeki bu yastıklar, yorganlar, nevresimler, onları üreten bir tekstil firması. Bir tane alıp kendime deneyeyim dedim. Gerçekten yumuşak, böyle yattığınız zaman batıyorsunuz. Bildiğiniz otel yastığı. Bu süreç içerisinde Mustafa Ali'ye de bir yastık istiyordum ve herkes bana şey dedi, işte otel yastığından alabilirsin dedi. Mustafa Ali için de aslında çok önerildi bu marka ama şu anda bakıyorum yüksek gibi, bayağı yüksek gibi. Ama gerçekten böyle bakar mısınız? Yattığınız zaman gömülürsünüz yani, öyle bir yastık. Bir bakayım, bunun da durum güncellemesini yaparım ama otel yastığı arıyorsanız şunu kesin alın ya, efsaneymiş. Bir tane denemek için almıştım. Yıkayıp kuruttuktan sonra güncellerim. Aa, nereye çıktı? Koltuk. Koltuk mu? Sandalye o. Bir de böyle çantada gelmesi çok hoş değil mi? Kendi kılıfı olması. Ben iyice tıkanmaya başladım. İlacımın etkisi geçtiği için. Mustafa'nın masasını alırken yanına da böyle bir şey aldım. Masa sandalyesini alırken yanına da böyle bir raf aldım. Yeşilinin güzelliğine bakar mısınız? Kendi de çok güzelmiş. Ay, inanılmaz tozlu. Bunu masayla birlikte kurmak üzere kaldırıyorum. Şu asıl şu büyük kutularda ne var? Ben size onu söylemedim. Bakın bu kutu var ya. Düzen delilerinin efsanesi olabilir. Şu kutudan, şurada bir kutu daha var büyük. Hepsi böyle ayrı ayrı geldi. Bundan bende tam 4 tane daha var. Ayıp olmasın diye buraya koymadım. Onları açtım, yerleştirdim. Bekletmedim yani. Kocaman kocaman kutuda geldi. Gören de bir şey zannediyor yani. Ama plastik kutu. 80 litre tekerlekli ve üst üste koyuyorsunuz. Yer kaplamıyor. Benim arka balkonum kiler gibi biliyorsunuz. Ve benim bütün ıvırımı zıvırımı, dağınıklığımı, oyuncaklarını, ben ona dönüşümlü oyuncak veriyorum ve her oyuncağı her zaman ortada olmuyor. Bir kutusunda da oyuncakları var. Efsane bir kutu. Her şeyinizi toparlıyor, çok güzel düzenliyor, yer kaplamıyor.
80 litresini ortalama 200 TL gibi bir şey aldım ama 60 litresi 300 küsürlerde. Daha küçük litresi daha pahalı. Tam olarak 80 litresi çok güzel indirimde. Yeriniz varsa ya da ıvırınız zıvırınız çoksa mutlaka şu kutulardan alın. Dediğim gibi bende şu anda toplam 6 tane falan var ve efsane güzel topluyor. Şimdi arka balkona bakmayın, peçeteler, birazdan deterjanlar göreceksiniz. Onlar da çok fazla. Stoklarımı nerede saklayacağım? Tabii ki arka balkonda. Kilerim de, orası benim kilerim. Kutularım da. Ay, tipime bakın. Masam da gitti. Yere oturacağım. Şu yerdekiler hep deterjan. Ağır onlar. Hızlıca onları da açalım. Çayımı da... Çayımı da aldım, geldim. Boğazlarım çok kötü oldu. Anneciğim, ama sen öyle yaparsan ben konuşamam. Beni duymazlar. Temizliği birazdan yapalım, olur mu şunları için? Ne oldu? Burnun mu aktı? Aha. Hadi içeriden ıslak mendil al da gel. Akıllı olun benim. Şimdi ben bu indirimleri Instagram'dan duyuruyorum ama Instagram kullanmayanlar için Telegram kanalı açtık. Önceki videolarda bahsetmiştim. Size sormuştum. Siz de istediniz, ben de açtım. Yani yaklaşık bir 500 kişi falan da var. Güzel talep var. Bilmiyordum bu kadar Instagram kullanmayan olmadığını. Telegram'a indiriyorsunuz. Linki bırakacağım yorumların en başına. Linke basıyorsunuz ve anında gruba girmiş oluyorsunuz. Ama grupta ne kimse kimsenin adını, kimse kimsenin numarasını, hiçbir şey görmüyor. Yazışma da olmuyor. Sadece ben anlık indirimleri atıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi sadece indirim için açtığım bir grup olduğu için sadece indirim atıyorum. Hani öyle goy goy muhabbet yok. Gelmek isteyen ona göre gelsin de sonra hani bu ne saçma bir şey demesin. Büyük ihtimalle Kasım'dan sonra kapatırım. Duruma göre bakacağız ama Kasım ayı boyunca o grup aktif olacak indirimlerle. Şimdi şöyle finish'in bir setini almıştım. Deterjan, peçete. Bu konuda en az yarım sene kafam çok rahat olacak. Çünkü güzel indirimlerden güzel şeyler yakaladım. Burada da siyahlar için aldığım deterjan var. Pervol'ün dörtlü setini güzel bir fiyata yakalamıştım. Hiçbirine bir şey olmamış, akmamış, kokmamış. Burada da dörtlü vernel seti var. Şöyle. Bir arkadaş yorum yapmıştı YouTube'dan. Çiçek kokan petrol demiştim daha önceki bir tabirimle. Ama Instagram'dan sürekli vernel linki veriyorsun, aldım aldım diye demiş. YouTube'a gelip bunu yazmış böyle bir arkadaş. Evet, öyle bir tabir kullandım. Şöyle söyledim. Kurutma makinesini yeni aldığım zaman da hep bana şey dediler. İşte elektriğe şöyle yansıyor, böyle yansıyor. Elektrik faturasını artırıyor, bilmem ne. Kurutma makinesi öyle bir şey ki yumuşatıcının o kokusunu biraz alıyor gibi. Yani yumuşatıcıya çok da ihtiyaç kalmıyor. Çünkü kurutma makinesi aynı zamanda kıyafetleri yumuşatıyor aslında. Efendim? Ne oldu? Yandım. Anneciğim, daha fazla limon yeme yandıysan bebeğim. Dur. Allah'ım, limon yiyor, yandım diyor ya. Hasta diyor, ben de yesin diye işime geliyor. Almıyorum elinden, limon hastası. Ne oldu? Yandım. Yandı değil mi? Su vereyim sana? Evet. Tamam. Bu. Ya, evet, ne diyordum? Kurutma makinesi kıyafetlerin yumuşatıcı olmadan da gayet güzel yumuşatıyor. Bak, bak. Ben de şey demiştim, elektrik faturasına çok yansıyor öyle böyle dedikleri zaman. Zaten demiştim, çiçek kokan petroller diyorlar, ne kadar doğru bir tabir dedim. Gerekirse ben de yumuşatıcı kullanmayı bırakırım dedim. Ki ben koku hastası bir insandım, biliyorsunuz, bakmayın, hamilelikten sonra, koku hassasiyetinden sonra bayağı bir uzaklaştım. Yani benim koku makinem evde çalışırdı, ne bileyim. Oda spreyleri, şeyler, onlar bunlar. Gene kullanıyorum ama çok minimuma indirdim. Mustafa'yı zaten hiçbir şeyine yumuşatıcı koymuyorum. Nevresimi de dahil. Kendi nevresimlerimizin işte bazılarına koyuyorum, bazılarına koymuyorum. Mesela yastık kılıfları olduğu zaman koymamaya çalışıyorum. Ben böyle garip bir şekilde bir uzaklaştım yumuşatıcıdan. Adam, bakmayın benim finish piril vesaire aldığıma. Mustafa Ali 2 yaşına girecek şurada birkaç gün sonra. Ben 2 sene boyunca bulaşık tabletinin bile organik olanını aldım. Yani böyle hamilelikten sonra özellikle tuhaf bir hassasiyet oluştu bende.
Ama abartılacak derecede değil. Hala yumuşatıcı alıyorum. Hala çamaşır suyu alıyorum. Hala kullanıyorum. Ama kendi göz kararım var. Kendi ölçüm var. Ben size burada yani sonuçta bunu paylaşıp "Aa ben bunu kaptım koşun" diye yalan söylemiyorum. Ben kaptım aldım. Ben... gayet güzel. Dur, evet dur. Çamaşır suyunu da gayet dur, güzel dur. Aldık. Tamam anneciğim. Tamam. Baktım. Baktın ama çıkarmadan bakıyoruz. Bunlar da gayet güzel. Aldım yakaladım. Bu. Sonuçta kullanıyorum. Bu. Evet onlar da yumuşatıcı bir tane. Şunu alın bunu alın diyemem. Ben sadece söylüyorum. Ben bunu kaptım arkadaşlar. Ben bunu aldım arkadaşlar. Hani ihtiyacı olan yakalasın. Her marka her şekilde indirime giriyor. Hanginiz neyi kullanırsınız ben bilemem ki. Burada da Omo var. 9 kilo. Evet. Ne? Çay. 9. Dur çayım var anneciğim orada. Geçecek misin? Geç. Şöyle bunu da çıkartalım. Evet, burada şıkır şıkır tuzla buz olmuş bir parça var. Bunu hiç açmayacağım. Hemen iade oluşturacağım. Yaklaşma anneciğim, bıçak var. Bunda bir şey yoktur umarım. Borcama ihtiyacım vardı. Ve borcam alırken yanına çok güzel bir parça eklemiştim. Paşa Bahçe'nin kapaklı. Çok hoşuma gitmişti ama... Şıkır şıkır ediyor yani tuzla buz olmuş. Bu da şey, iki boy tam böyle dikdörtgen ama kenarları oval gelen böyle dikdörtgen borcamlardan değil de daha keskin geliyor ya tam tepsi gibi. Ondan aldım, bunu da açmama gerek yok dediğimi anlamışsınızdır. İade. Şimdi bunu da açamayacağım. Burada da bir temizlik seti var. İçinde renkliler için bingo var. Bu böyle set halinde satılıyordu yani komple. Temizlik seti. 9 kilo bingo. Mutlu yuvam, yer silme şey var. Yüzey temizleyici var. Bunun mu altı patlak anlayamadım ama. Eline mi geldi? Gel silelim. Onlar deterjan. Sakın elleme tamam mı? Çıkartamıyorum. Bir tanesi akmış. Banyoda açmam gerekiyor. Attı. Attı. Evet bir saniye elleme lütfen. Attı. Tamam mı? Evet akmış. Patlamış anneciğim. Çok fazla akmadığı için bunu iade etmeyeceğim. İçerisinde 5 litre Bingo'nun lovely, kırmızı olan yumuşatıcısı var. Bir de yine içerisinde 4 litre Bingo'nun deterjanı var, bulaşık deterjanı. Dörtlü set halinde satılıyordu. Bunu banyoda açıp silmem lazım. Burası zaten battı, iyice batıramayacağım şimdi. Buradaki kutuyu açmamışız. Videonun kapanışından buraya geldim çaktırmadan. Mustafa Ali'ye doğduğundan beri kullandığım deterjan bu. Bunu da anca indirimde buldukça stokluyorum. Aşığım. Bunun kokusuna, yapısına, dokusuna, her şeyine aşığım. Bu markanın aynı zamanda ilk doğduğunda emzik biberon temizleyicisini kullandım. Hala ondan elimde var. Özel bulaşıklarını mesela onunla yıkıyorum, biberonlarını, suluklarını vesaire. Onun dışında bu markanın leke çıkarıcısını böyle set halinde aldığım zaman onu da kullandım. Leke çıkarıcısı çok gerekli değil ama deterjanı efsane. Yumuşatıcısını da kullandım ilk zaman set halinde aldığım için ama onu da almıyorum, gerek yok. Şu çamaşır deterjanı efsane ve emzik biberon temizleyicisi mutfakta ek gıda döneminde falan efsane. Onu söyleyebilirim. Evet burada da bakliyatlarımız var. Bundan. Bunları alma sebebim de gerçekten bakliyatlarımın bundan, böyle sonuna gelmişti. Bundan. Yayla çok güzel bir indirim yaptı. Ben yaydan bakliyatlarını seviyorum. Böyle mercimeğinden, pirincinden, bulguruna birçok şeyi aldım. Aç. Annem bebeğim. Aç. Açamayız bunu burada. Mutfağa gidecek bu. Tamam mı? Aç. Sen şu yeni gelen, şimdi gelen kargoyu açalım. Nasıl yetişti ama videoya? Bak. Ne var bunda? Uno. Hayır, sen de her kutudan oyuncak çıkacak zannediyorsun ama. Olmaz ki. Bu bir termometre, minik. Termometre deniyordu değil mi ya? Bizim aslında vardı pilli. Açık söyleyeyim, onu bulamadım. Nerede bilmiyorum. Yani şurada almamam gerekip de aldığım bir şey varsa o da budur arkadaşlar ama aldım. Ne zamandır gözüm vardı. Xiaomi'nin minik termometresi. Bakın avuç içi kadar. O kadar minik ki. Şöyle şeyini göstereyim size. Fotoğrafını. Oda sıcaklığını ve nemi gösteriyor. İyi misin? Ben. Xiaomi'nin her bir parçasına
aşığım arkadaşlar. Ben Xiaomi'nin sabunluğunu kullanıyorum. Dijital mi denir ona, ne denir? Hani böyle elini uzatıyorsunuz. Battım. Elinize sabun akıyor onlarda. Battım. Ve onun kendi dolu kokularını bulmuştum yedek. Üçlü bir şekilde ondan aldım. Bende iki tane var o sabunluktan. Battım. İkisini takacağım. Bir tanesi boşta yedekte kalacak. Yani ben yıllardır alışveriş, kargo vesaire videosu çekmediğim için bir de çok uzun zaman önce bu mecrada neler aldığımı göstermeyi bırakmıştım. Ciddi bir şekilde. Kasım için çok istediğiniz böyle bir video. Ben de dayanamadım, özlemişim. Şu anki açacağım Trendyol paketi de kuponla yapmış olduğum son alışveriş. Biliyorsunuz bizim Trendyol'da işbirliğimiz var. Ve bu işbirliğimiz sayesinde her ay belli miktarlarda bize kupon yatıyor. Ve biz de o kuponla alışveriş yapabiliyoruz. Ya da alışverişimizin bir kısmını o kuponla ödeyebiliyoruz. Bu da kuponlu yaptığım bir alışveriş. Derim neler almışım. Şöyle siyah triko bir kazak aldım. Yaka detayı çok hoşuma gitti. Önünde şöyle bağcık var. Bağlıyorsunuz. Fiyonk yapıyorsunuz ve çok şirin duruyor. Trikosu da güzel bu arada. Bunu beğendim. Bu da yine yaka detayı ve kollarında şöyle tül detayı olduğu için beğendiğim bir trikoydu. Şuraları da çok hoşmuş. Bunun da trikosu güzel. Kotlarla güzel durur diye düşünüyorum şu yakası. Bunu da beğendim. Bir tane şöyle sivit aldım. İyi ki büyük almışım kalıbı. Annem. Düşürdün değil mi? Kaldır hadi. İyi ki büyük almışım kalıbı. Çok böyle oversize değilmiş. Kesin görselinde daha güzel görünüyordur. Fena değil aslında ama herhalde ben bunu sivit gibi bir şey zannettim ama annem, bu böyle ince penye kumaş annem gibi. Annem. Tane. Aç. Tamam, açabilirsin bir tane. Anne. Sen açabilirsin. Anne. Tamam, ben açayım. Bak buradan kaldırıyorsun, tamam mı? Ah. Yani ince penye kumaş gibi. Bakalım, kombinlemek lazım. En azından kısa değil. Kroplardan nefret ederim kışlıkta. Joker parçamız bu. Şu parçadan emin olarak aldım. Çok güzel bir kot ceket ve kolları lastikli. Baktım. Çok şık duruyor. Bir arkadaşımda gördüm. Alt kısmı da lastikli. Ben bunu da sevmeyemeden tercih ettim ama gayet oversize. Ve benim alışverişim de bu kadar. Şimdi burası nasıl toplanacak arkadaşlar? Buraya mı koydun? Bak. Kapatalım mı? Çok az dağınık anneciğim, ortalık biraz daha dağıtmalısın. Haklısın. İndirimleri takip etmek isterseniz Telegram kanalına dahil olabilirsiniz. Ücretsiz bu arada ve dediğim gibi kimse kimsenin numarasını, telefonunu, adını, soyadını vesaire göremiyor. İçiniz rahat olsun. Tekrardan hatırlatayım. Özür dilerim anneciğim, gel. Az önce sesimi yükselttim, bana kızdı. Şunu da hatırlatayım bir de. İndirimlerin birçoğu anlık oluyor. Mesela ben paylaşıyorum. 5 dakika sürüyor, ne bileyim 1 saat sürüyor, 3 saat sürüyor. Linke girdiğinizde ürünün fiyatı değiştiyse eğer indirim bitmiş demektir. Ya da şöyle bir şey oluyor. İndirimliden sınırlı stok açıyor. Ne bileyim. Stok bittiği zaman fiyat değişiyor falan. Gel bir sarılalım. Gel bir sarılalım. Oh, yavaş. Yavaş. Özür dilerim bağırdığım için. Tamam mı anneciğim? Hastayım, biraz yorgunum. Seninle alakası yok. Tamam mı? Tamam mı? Kimin umurunda? Evet anneciğim, sonra onu yapacağız. Hadi kalk bakalım. Hastalanmadan önce çekmeye başladığım temizlik videosu, gezme videosu, günlük vlog vesaire bu videodan sonra devam edecek. Bu videoyu dediğim gibi biraz öne çekmek zorunda kaldım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bay bay. Bir gelir misin, bir şey soracağım. Şuraya bir I love you de. I love you. Bir daha. I love you. I love you. Evet.